Fitness Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Wi-Fi canavarı TP-Link Archer C5400'ü tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Evinizde veya ofisinizde kullanmak için gerçek bir Wi-Fi canavarına ihtiyacınız varsa elimizdeki bugün inceleyeceğimiz TP-Link Archer C5400 size göre olabilir. Zira üzerinde sizin de gördüğünüz gibi tam 8 anten bulunduran bu cihaz çift 5 GHz band desteğiyle yüksek veri transfer hızı sunabiliyor. Toplamda 5334 MB'ye kadar teorik hız desteği gösteriyor. Bu anlamda özellikle online oyun veya yüksek video akışı senaryoları için rahatlıkla kullanılacak durumda olan bu cihaz router yani yönlendirici olarak görev yapıyor. Şimdi Archer C5400'ün detaylarına bakalım. Bakalım cihaz bizlere tam olarak neler sunuyor. Elimizde böylesi agresif hatlara sahip bir cihaz varken elbette sözü önce tasarımla başlamak gerekiyor. Archer C5400'ün estetik bir tasarımı sahip olmadığı açık. Kare şeklinde büyük gövdesi ve çevresinde uzayan 8 adet anteniyle tasarım takıntısı olanlara pek hitap etmeyebilir açıkçası. Fakat bu antenler onun performansı açısından büyük avantaj kazanmasına sebep oluyor. Antenler yapı itibariyle cihazın dizaynına uygun yapıda tasarlanmış. Yerinden sökülemeyen antenleri ister kapalı ister açık şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada tercih tamamen size kalmış. Antenleri kapattığınızda siyah bir kare kutudan pek de farklı durmayan Archer C5400 antenleri yavaş yavaş yukarı doğru kaldırdığınızda adeta kanatlanacakmış gibi bir görünüme kavuşabiliyor. Ön yüzünde sağ tarafta butonlarını, sol tarafta ise gösterge redlerini bulunduran Archer C5400 arka tarafında ise tabii bize 4 adet gigabit Ethernet portu ile yine WAN portunu sunuyor. Burada yine güç tuşu ile 2 USB bağlantısını da görüyoruz. Bunlardan biri USB 3.0 standardına sahip. Archer C5400'ün kutu içeriğine baktığımızda burada bizlere standart olarak güç ve Ethernet kablosunun sunulduğunu ayrıca bir hızlı kurulum kılavuzuna da yer verildiğini görüyoruz. Archer C5400'ün altyapısı bir hayli güçlü öğelerden oluşuyor. Çift çekirdekli 1.4 GHz Broadcom işlemciye sahip olan cihaz ayrıca 3 farklı ortak işlemci ile 2.4 GHz ve çift 5 GHz olmak üzere 3 band üzerine veri transferi gerçekleştirebiliyor. Bunlardan 2.4 GHz bantta 1000 megabit, 5 GHz 1 bantta 2167 ve diğeriyle de yine 2167 megabit'e kadar birleştirilmiş 3 band Wi-Fi hızları sunabiliyor. Böylece router üzerinden yaptığınız veri akışlarınızı da farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bağlantınızda yüksek hızlara erişmeniz bu senaryolarda mümkün olabiliyor. Rakamsal değerleri önceki jenerasyon router cihazlarıyla kıyaslayacak olursak Archer C5400 ile %25 oranında performans artışı sağlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Geniş band desteğinin yanı sıra MUMIMO yani çoklu kullanıcı, çoklu giriş, çoklu çıkış desteği de gösteren Archer C5400 bir seferde yalnızca bir cihaza veri göndererek ve bunları sıraya koyarak veri transfer döngüsünü kuran eski router cihazları yani diğer router cihazlara göre önemli bir avantaj sağlıyor. MUMIMO ile kendisine bağlı tüm cihazları aynı anda veri transferi senaryosunu dahil edebilen cihaz bu sayede herhangi bir sıra işlemiyor. Aynı anda bağlı olan televizyon, akıllı telefon, bilgisayar veya oyun konsolu gibi cihazlara veri aktarımını aynı anda sağlayabiliyor. Bu çoklu eş zamanlı video aktarımına ayrıca beamforming teknolojisini ilave eden TP-Link bu özelliğiyle de cihazın kendisine bağlı olan diğer cihazların yerlerini tespit ederek Wi-Fi huzmesini o bölgeye göre yönlendirmesini sağlayabiliyor. Archer C5400'ün kurulum noktası da diğer TP-Link ürünlerinden aşina olduğumuz gibi zaten. Daha önce de gördüğümüz TP-Link ekranlarıyla aynı arayüzü kullanan Archer C5400 bu sayede kolayca kurulabiliyor. Öte yandan Android ve iOS tabanlı telefonlarınızı indireceğiniz Tether uygulaması yoluyla da Archer C5400'ün ayarlarını kolaylıkla yönetebilmeniz mümkün. Archer C5400'ün performans notlarına geldiğimizde etkileyici sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Hemen rakamlarla size bahsedecek olursak, Archer C5400 ile gerçekleştirdiğimiz kablolu transfer testimizde LAN'dan LAN'a 947 megabit, WAN'dan LAN'a ise 921 megabit veri transfer hızları aldığımızı söyleyebiliriz. Kablosuz çalışma performansına geldiğimizde Oakla Speed Test üzerinden telefonumuzla bağlandığımız Archer C5400'ü hem 2.4 GHz hem 5 GHz bantta ayrı ayrı deneyimledik ve 1.5 metre ile 10 metre senaryolarında çalıştırdık. Aldığımız sonuçlar ise şöyle oldu. Archer C5400 ile 2.4 GHz bantta 1.5 metrelik mesafede ölçümlediğimiz yükleme hızı upload hızı yani 105 megabit olurken indirim hızımız, download hızımız da 112 megabit olarak ortaya çıktı. 10 metre mesafeden bağlandığımızda ise yükleme hızı 67 megabit olurken indirim hızı ise 89 megabit olarak ölçüldü.
Aynı senaryoyu 5 GHz band için kullandığımızda 1.5 metrede 374 Mbit yükleme, 498 Mbit indirme performansı gösteren Archer C5400 10 metrelik mesafede ise 238 Mbit yükleme, 277 Mbit ise download yani indirme hızı aldı. Archer C5400'e son olarak USB 3.0 portu üzerinden de dosya okuma ve yazma hız testi uyguladık. Burada 100 MB'lık bir dosyayı 55 MB bölü saniye hızıyla okuyan Archer C5400, 1 GB'lık bir dosyayı ise 64 MB bölü saniye hızla okuyabildi. USB'ye veri yazma testine geçtiğimizde de benzer sonuçla karşılaştık. Bu senaryoda da 100 MB'lık bir veriyi 44 MB bölü saniye ile yazan cihaz 1 GB'lık veriyi de yine 46 MB bölü saniye ile yazdırabildi. TP'nin Archer C5400'ün aldığı sonuçları sonuç bölümümüzde toparlayacak olursak bu cihazın fazlasıyla güçlü bir router olduğunu söyleyebiliriz. Kablolu ve kablosuz farklı band ve farklı mesafe testlerimizde üst seviye sonuçlar üreten Archer C5400 bu anlamda yüksek beklentileri karşılayacak seviyede bir router olmayı başarıyor. Ancak USB üzerinden aktarım hızlarını beklediğimizden düşük bulduğumuzda belirtelim, buna karşın Archer C5400 diğer testlerde ise grafiğin üst ve üste yakın orta sıralarda kendini yer buluyor diğer rakiplerle birlikte. Bu anlamda şu sıralar iyi bir router arıyorsanız ve böylesi agresif bir tasarım hattına sahip bir cihaz arıyorsanız Archer C5400'ü rahatlıkla tercih edebileceğinizi söyleyebiliriz. Archer C5400 sıralarda 1520 TL olarak piyasada fiyatla görebiliyorsunuz. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.